insanlar ayın sonunu zor getirebilecekleri maaşlar alabiliyorlar. Dolayısıyla hani bu teklif kabul görür mü görmez mi, bir gönüllülük esasında, ama gerçek bir gönüllülükten bahsediyor olmak lazım bu noktada. Şimdi kamu emekçileri de ilk günden itibaren deprem bölgesindeler ve hangi konuda uzmanlıkları varsa o konuda depremzedelere yardımcı olmaya gayret ediyorlar. KESK bir deprem raporunu kamuoyuyla paylaştı Sayın Seyirciler. Hemen yapılan çalışmalara ve varsa bundan sonraki sürece ilişkin önerilerine bakalım. KESK Eş Genel Başkanı Sayın Mehmet Bozgeyik konuğumuz olacak. Merhabalar Mehmet Bey, hoş geldiniz. Merhaba Sayın Demirkol, teşekkürler. Öncelikle bizimle bu raporun detaylarını paylaşın lütfen. Neler yapıldı bu süre zarfında, kamuoyu emekçileri nerelerde nasıl görevler yaptılar? Evet, gerçekten de çok büyük bir felaketle karşı karşıyayız. İşte 100 yılın felaketi olarak ifade ediliyor. Aynı zamanda da 100 yıllık ve özellikle 21 yıllık AKP döneminde başlayan inşaata dayalı bu rant alan politikasının da ortaya çıkarmış olduğu çok yoğun bir ihmalle karşı karşıya olduğumuzu, alanda yapmış olduğumuz gözlemlerden ortaya çıkardığımız ifade edebilirim. Hani bu vesileyle az önce sizin programınızda da Burdağ'ında görevli olan Şırnak Valisi'nin ifade etmiş olduğu sözlere de baktığımızda gerçekten de hem yaşamını yitirenlerin sayısı hem de ortaya çıkan felaketin büyüklüğü, işte televizyonlarda sizlerin büyük bir özveriyle basın emekçilerinin de başından beri haberi halka ulaştırmaya çalıştığı gibi çok yoğun bir felaket var. Buradan bir kez daha yaşamını yitiren halkımızın yakınlarına başsağlığı ve ailelerine de başsağlığı ve sabır diliyorum, yaralılara acil şifalar diliyorum. Biz de KESK olarak depremin olduğu pazartesi gününden itibaren hemen sabah merkezi bir kriz koordinasyon merkezi oluşturarak özellikle depremin etkili olduğu 10 ilde koordinasyon merkezleri oluşturduk. Adıyaman, Kahramanmaraş, Pazarcık, Elbistan, Narlı, yine Nurdağ, İslahiye, Gaziantep, Diyarbakır, Malatya, Hatay, İskenderun, Samandağ, Osmaniye başta olmak üzere üyelerimizle birlikte hem sağlık emekçileri hem kamu emekçilerinin içerisinde yer almış olduk. Biz koordinasyon merkezleri oluşturduk ve o günden bu yana da hem halkımız da barınma, giyinme, ısınma, gıda ihtiyacı, gerçekten de hijyenik yaşam ortamlarının sağlanması, özellikle çevre düzeni, temizliği, tuvalet, banyo ihtiyaçlarının giderilmesi noktasında yerel kriz merkezleriyle özellikle CHP'li Büyükşehir Belediye Başkanları ve oradaki yetkili kişilerle de koordinasyon halinde çalışmalarımızı yürütüyoruz. Özellikle şunu ifade etmek istiyorum, üzüntülerimizi de buradan belirtmek istiyorum. Biz pazartesi günü hemen İçişleri Bakanlığı'na bir yazı yazarak afetlerde sorumlu olan AFAD'la birlikte çalışma, yine Türk Tabipler Birliği ve Sendikamız SES'in Sağlık Bakanlığı'na özellikle bu krizi birlikte atlatma, halkın yaralarını birlikte sarma noktasında başvurularımız oldu. İşte 15. güne giriyoruz maalesef. Hem İçişleri Bakanlığı, hem AFAD, hem Sağlık Bakanlığı bu birlikte çalışma, ortak koordine etme, yerel kriz merkezlerinde dayanışma içerisinde olarak en azından halkımızın acılarını en aza indirme çabalarımızı maalesef görmezden geldiler. Ancak biz diğer halkımızla birlikte Türkiye'deki demokratik örgütleri, sendikalar, gönüllü, özellikle bu dayanışma sürecine katılan birçok gönüllü aktivist, sanatçılarla birlikte, yazarlar, sanatçılar, aydınlar ve yerel inisiyatiflerle illerde çalışmalarımızı yürütüyoruz. Bugün açısından dün ben Hatay, İskenderun'da incelemelerde bulunarak, yine biliyorsunuz deprem sonrasında da büyük şehirlere çok yoğun bir iç göç de başladı. Mersin'de de arkadaşlarımızla görüşerek süreci değerlendirdik. Tabii sizler de başından beri
ekranlarda gösteriyorsunuz. Hem Hatay, özellikle Adıyaman, Nurdağı, İslahiye, Samandağ açısından hani kentlerimizin büyük bir yıkıma karşı karşıya olduğunu biz de tespit ettik. Evet. Ayakta kalan binaların %95'inin hasarlı olduğu, özellikle o bölgede depremzedelerin hala barınma, temiz su, tuvalet, temiz gıdaya ulaşma ve kış koşullarında da yaşamlarını sürdürme noktasında hala devletin sosyal devlet olma sorumluluklarını yerine getirmediğini gördük. Örneğin hala birçok yerde AFAD'ın ulaşmadığı, konteyner ve çadır kentlerinin oluşturulmadığı, gıda barınma ihtiyaçlarının giderilmediği, işte insanların 10 gündür banyo yapamadığı, bir salgın riskinin giderek arttığı, uyuz ve bitlenme vakalarının da her geçen gün daha fazla arttığı bir durumla karşı karşıyayız. O açıdan da çok geç olmadan bu depremin yaralarının hızlıca sarılabilmesi açısından da anayasamızda da belirtilen sosyal devlet olma, yurttaşlarına ayrımcı yaklaşmama, herkese eşit bir şekilde bu yardımların ulaştırılması ve hızla bu deprem bölgesine yakın yerlerde, köylerde veya depremden etkilenmeyecek lokasyonlarda STK'lar, emek meslek örgütleri ve büyükşehir belediyeleriyle koordineli bir şekilde hızlıca konteyner kentlerin oluşturulması gerekiyor. Özellikle büyükşehir belediyelerinde bu noktada Türkiye Mimar Mühendis Odalar Birliği ile de hızlıca bir koordine olarak özellikle deprem fay hatlarından uzak yerlerde en azından kalıcı konutlar oluşturuluncaya kadar tespitlerimizin hızlıca giderilmesi ve bu acıların hızlıca sarılması gerekiyor. Özellikle iç göçün de önlenerek yurttaşlarımızın orada güvenli ortamlarda tutulması önemli. Çünkü hem Mersin açısından örneğin 500 binin üzerinde bir iç göç var. Çünkü oralarda da farklı sorunlar, barınma, yine eğitim, sağlık açısından da büyük kentlere gelen depremzedelerin sorunları var. Bunların da çözülebilmesi için yine Ankara, İstanbul, İzmir, Aydın, Antalya gibi, Diyarbakır, Batman gibi yerlerde de KESK olarak deprem bölgesinden gelen yurttaşlarımızın barınma, sağlık, eğitim ihtiyaçlarının karşılanması için de koordinasyon merkezlerimizin aktif çalışma yürüttüğünü ifade edebilirim. Evet, ben sözlerinizden çözüm ortağı olarak belediyelerle çalıştığınızı anlıyorum. Yani tabii bakanlıkla tüm ısrarımıza rağmen bir olumlu yanıt gelmediği için şu anda yerel inisiyatifler ve büyükşehir belediyeleriyle daha koordinal, yine TÜMOK ve Türk Tabipler Birliği ile ortak depolama, bunların dağıtımı, yine sağlık hizmetlerinin en ucuza köylere kadar ulaştırılması ile ilgili gönüllü sağlık ekiplerimiz, yine özellikle okulların açılmasıyla birlikte 13 milyona yakın bir öğrenci, özellikle 13 milyona yakın yurttaşımız ve 3 milyona yakın da bir öğrenci kitlesinden bahsediyoruz. Bunların eğitim ihtiyaçlarının da çözülebilmesi için de gezici, seyyar okulların oluşturulması ve psiko, sosyal, terapi ve halkın bu yönlü ihtiyaçlarının da giderilmesi için önümüzdeki haftadan itibaren de yeni planlamalar yaparak sahada uzun süreli sürdürülebilir bir politika oluşturmaya çalışacağız. Şu anda, yani şu ana kadar daha doğrusu, bu çalışma kapsamında kaç kamu emekçisi görev alıyor? Yani şu anda 6 Şubat'tan bu yana bu 10 ilde bizim 1000'e yakın kamu emekçisi, yani batı metropollerinden, depremin etkilenmediği bölgelerden 4'er günlük dönüşümlü olarak arkadaşlarımız orada görev yapıyorlar. Yine KES Merkez Yürütme Kurulu üyeleri, İş Kolu Merkez Yürütme Kurulu üyelerimiz de sürekli bu saymış olduğum merkezlerde oluşturmuş olduğumuz çadır koordinasyon merkezlerinde, sağlık merkezlerinde ve köylere ulaşım noktasında sürekli orada sabitlenmiş durumdayız ve bunu bu güvenli, sağlıklı kent ortamları, konteyner kentler, yaşam
alanlar oluşturuluncaya kadar sürdüreceğiz. Evet, bir rotasyonla anladığım kadarıyla devam ettiriyorsunuz süreci. Şimdi son olarak şu konuda kısaca bize bilgi verirseniz Sayın Bozgeyik, sosyal medyada da deneyimlerini paylaşıyor insanlar biliyorsunuz. Ve bu deneyimleri paylaşanların bir kısmı da işte doktorlar, eğitimciler vesaire. Yani bir kısmı da sizin üyeniz. Başka sendikaları da tercih etmiş olabilirler. Ve zaten kamu emekçisi dediğimizde çok geniş bir yelpazeden söz ediyoruz aslında. Ama örneğin sağlık ve eğitim üzerinden örnekleyecek olursak bunların da göreve başlamak ve hani bir işin ucundan tutmak noktasında bazen takılıp kaldıkları bürokratik bazı engeller oluyor. Yani bir doktorun gidip merhaba ben geldim şu hastaneden geldim ve yardım etmek istiyorum dediğinde acil olarak o sisteme dahil olması anladığımız kadarıyla o kadar basit olmuyor. Bir takım bürokratik engeller olduğu söyleniyor. Teyit ediyor musunuz bunu yoksa rahatlıkla yani gezici eğitim veriyoruz dediniz mesela. Milli Eğitim Bakanlığı size bir dakika kimsin ne eğitimi veriyorsun diyordur belki. Yani biliyorsunuz başından beri bu tür başvurular geciktirildi. Hatta 6 Şubat ve 7 Şubat'ta hem İstanbul'da hem değişik kentlerde binlerce gönüllü insan havaalanlarında bekletildi. Yani sadece kamu çalışanı değil işte madenciler örneğin arama kurtarma noktasında ilk günden gönüllü oldular. Bunların sahaya ulaşması ancak ikinci ve üçüncü günde oldu. O açıdan şu anda da aynı sorunlarla karşı karşıyayız. Örneğin biliyorsunuz deprem bölgesinde çalışan kamu emeklilerinin tayin haklarının açılması gerekiyor. Milli Eğitim Bakanlığı bu noktada tayin hakkı getirdi. Bunların gerçekten demokratik ve eşitlikli olması gerekiyor. Diğer kamuda çalışan sağlıkçılar var. Eşini kaybetmiş, yakınlarını kaybetmiş. Doğal olarak o bölgeden geçici sürede olsa ayrılması bunların yerine gönüllü veya kısa süreli geçici görevlendirmeler yapılması gerekiyor. Bunun olabilmesi için de sendikalarla, demokratik örgütleriyle gerçekten iletişim halinde, organize halinde olmak gerekiyor. Yani bugün Diyanet'in, vakıfların, tarikatların hiçbir engel olmadan işte bu bölgelerde çadır açtığını, Kur'an kursu açtığını, yine kayıp çocukların tarikatlara, cemaatlere verildiğine ilişkin bizim de birçok gözlemimiz var. Hani bu noktada devletin gerçekten de tarafsız olması gerekiyor. Bugün oralarda bir dini hizmetin yanında insanların barınma, giyinme, gıda ve temiz suya, temiz tuvalete erişim hakları var. Öncelikli olarak bunların sağlanması gerekiyor. Daha sonra diğer kamusal hizmetlerin hızlı bir şekilde ve koordineli bir şekilde yürütülmesi gerekiyor. Bu çok noktada ilde valiliklerin ve AFAD'ın oluşturmuş olduğu kriz koordinasyon merkezlerinin daha koordineli çalışması bu acılarımızı daha hızlı ve en aza indirerek toplumsal sağaltımın hızlıca işletilmesi gerekiyor. Çok teşekkür ediyorum değerli katkınız için Sayın Bozgeyik. Ben teşekkür ederim Sayın Demirkol, iyi yayınlar diliyorum. Sağolunuz efendim, görüşmek üzere. Keskin Eş Genel Başkanı Sayın Mehmet Bozgeyik Sayın Seyirciler, onlar da bölgede çalışmalarını, yardımlarını, ellerinden ne geliyorsa